140 yılı aşkın köklü bir eğitim geleneğine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi, yıllardır Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin ilk tercihi durumundadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademik gelenek, eleştirel bakış açısına dayalı bir yaklaşıma esas almaktadır. Öğrencileri analiz etmeye, araştırmaya, inisiyatif kullanmaya ve takım çalışmasına teşvik eden bu anlayış, Boğaziçi geleneğinin en önemli parçalarından biridir. Uluslararası standartlardaki İngilizce eğitimi sayesinde dünya üniversiteleri arasında kendine önemli bir yer edinen Boğaziçi, bu başarısının hatırı sayılır bir bölümünü güçlü akademik kadrosuna borçludur. Galiba bu üniversitenin en büyük özelliklerinden biri akademik kadrolarının doktorasını yurt dışında yapmış. Özellikle Amerika'da ama giderek artan şekilde Avrupa'da kişiler olması ve öğrencilerle bu yurt dışında eğitim görmüş insanların kurdukları ilişki, öğrencilere verdikleri destek hem derste hem ders dışında galiba Boğaziçi'nin hani bir bakıma farkını yaratan şeylerden biri. 2001 ÖSS'de Türkiye birincisi olarak girdiğim Boğaziçi Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliğinden 2006 yılında mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi alanlarında yetkin, uluslararası camiada tanınan, özgür düşünebilen, öğrencilerle çok yakın ilişkiler kurabilen akademisyenleriyle çok güzel bir üniversite ortamı. Boğaziçi Üniversitesi mühendislik bölümleri öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı bakımından Türkiye'de açık arayla en iyi durumda. İlk akredite olmuş bölümler olduğunda hesaba katarsak Türkiye'nin en iyilerinden olduğumuzu rahatça söyleyebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi hem sosyal bilimler alanında hem de fen ve mühendislik alanlarında dünya üniversiteleri arasında iddialı bir konumda yer alır. Bilimsel araştırmaların sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü laboratuvar ve ileri teknoloji merkezi en son teknolojiler takip edilerek yenilenmiştir. Son yıllarda üniversitemiz hem eğitim hem araştırma laboratuvarlarını güncelledi. Bu güncel yazılım ve donanım sayesinde akıllı öğrencilerle bir araya geldiğimizde dünya ölçeğinde müthiş işler yapabiliyoruz. Örneğin tüm yazılımını kendi geliştirdiğimiz robot köpeklerin dünya şampiyonu olması veya avuç içi bilgisayarlarda çalışan mobil uygulamaların dünyada ilk örneklerini geliştirebiliyoruz. Öğrencilerimiz lisans yıllarından başlayarak yapay zeka, çok çekirdekli işlemciler, hidrojen yakıtlı veya güneş enerjili arabalar, mikro elektromekanik sistemler laboratuvarları gibi yepyeni laboratuvarlarda hem eğitimlerine devam edip hem de bitirme projeleri gibi araştırmaya giriş çalışmaları yapabiliyorlar. Her yıl yeniden tasarlanan ve üretilen araçlarla TÜBİTAK'ın düzenlediği güneş enerjili araçlar yarışına katılıyoruz. Araçlarımızın üretimini ve tasarımını okulumuzun bize sağladığı imkanlarla yine kendi okulumuzda yapıyoruz. Her öğrenci kendi fakültesi dışından da birçok dersi takip edebilir, ilgi alanları doğrultusunda güzel sanatlar, film, metin yazarlığı ve dil bilim çalışmaları gibi programlara dahil olup kendisini bu konularda profesyonelleşecek düzeye getirebilir. Sosyal bilimler ve idari bilimlerde okuyan öğrencilerimiz çok disiplinli bir eğitimden geçmektedirler. Bu şu demek, çok zengin bir menüden ders seçebilmekteler. Bu da tabii onları ileriye gayet iyi hazırlamamıza yardımcı oluyor. Mezun olduktan sonra akademik kariyer yapabilecekleri gibi özel sektörde çalışabilirler, basında çalışabilirler, kamuda çalışabilirler ve diğer aklınıza gelebilecek tüm alanlarda gayet başarılı bir şekilde geleceklerini çizebilirler. Çok farklı alanların bir arada olmasının getirdiği renkli ortamın yanında, Boğaziçi'ndeki akademik hayatın bir diğer önemli özelliği de çok kültürlü ortama verilen önemdir. Bu çok kültürlü ortamın içerisinde birçok uluslararası öğrenci etkinliği düzenlenmekte ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler Boğaziçi bünyesinde buluşmaktadır. A nice multicultural atmosphere. The courses are all given in English, very high level English from most of the teachers were in the States, I think. Yeah, I found it as a really good place for individual learning and also in more scientific learning. Öğrencilerin öğretim hayatlarının bir bölümünü yurt dışındaki bir üniversitede geçirmesini sağlayan öğrenci değişim programı da aktif uluslararası ortamın önemli bir parçasıdır. Boğaziçi'nin öğrencilerine sunduğu en büyük imkanlardan bir tanesi de değişim programları. Bu programlar sayesinde öğrenciler bir veya iki dönem boyunca yurt dışında saygın bir üniversitede hiçbir ekstra ücret ödemeden eğitimlerine devam edebiliyorlar. Ben bu program sayesinde New York Binghamton Üniversitesi'ne gittim geçen dönem. Boğaziçi Üniversitesi Abdullah Kur'an Kütüphanesi, Türkiye'nin en çok yatırım yapılan ve en hızlı genişleyen üniversite kütüphanesidir.
Sayısı her gün artan kitap ve süreli yayınların yanında kütüphanenin elektronik kaynakları da günden güne zenginleşmektedir. Kütüphanemiz 16. yüzyıla kadar uzanan nadir eserlere sahiptir. Ayrıca müteferrika baskılarını da bulundurmaktadır. Tabii bu kadar eski eserlerin yanı sıra kütüphanemiz dünyada her yıl alanında düzenli olarak çıkan yeni kitapları da koleksiyonlarına katmaktadır. Yalnızca 500 milyonu aşan basılı materyal değildir kütüphanenin sahip olduğu. Elektronik dergi ve elektronik kitapta da Türkiye'de öncü bir kütüphanedir. Kütüphane dışından da internette hem online makaleleri hem de online kitaplara erişebiliyoruz. Bir master öğrencisi olarak bunun tez çalışmam sırasında bana büyük bir fırsat sağladığını düşünüyorum. Türkiye'nin ilk üniversite yayın evi olan Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi, üniversitede üretilen ve derlenen bilgilerin topluma ulaşmasını sağlamak ve ülkenin kültür ortamına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Yayın Evi, ders kitaplarının ve akademik kitaplarının yanı sıra çok geniş bir yelpazede yayın yapan bir profesyonel yayın evi. Çok sıcak konularda, çok yeni konularda, daha çok soru işaretlerinin olduğu konularda yayın yapmayı sürdürüyoruz. Üniversitedeki öğrencilerimiz de burslu olarak zaman zaman bizimle birlikte çalışıyorlar. Aynı zamanda onlar için de çok anlamlı bir etkinlik oluyor bu. Boğaziçi Üniversitesi, başarı bursu, kitap bursu, yemek bursu gibi çok çeşitli burslarla ihtiyacı olan tüm öğrencilere her türlü maddi desteği sağlamaktadır. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde her iki öğrenciden biri bu burslardan faydalanmakta. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul dışından gelen tüm öğrencilerine yurt imkanı sağlamaktadır. Öğrencilerini kendi kampüsündeki yurtlarda barındıran Boğaziçi Üniversitesi, böylece derslerde ve etkinliklerde sürekli bir etkileşim ve paylaşım ortamı oluşturur. Üniversite içerisinde hemen her çeşit spor dalını uygulamaya elverişli tesisler bulunmaktadır. Okçuluktan yelkene, basketboldan Amerikan futboluna kadar öğrenciler hem bireysel hem de takım sporlarında kendilerini geliştirme şansı bulurlar. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük öğrenci organizasyonu olma özelliğini elinde bulunduran spor bayramına da ev sahipliği yapmakta. Yaklaşık 25 farklı ülkeden 600 yabancı sporcu ve toplamda 1000 sporcuya ulaşan bu aktivite üniversitemizde gelenek haline gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi, kültürel faaliyetler konusunda sadece kampüsle sınırlı bir alanın değil, şehrinde en önemli kültür merkezlerinden biri olmuştur. Tüm dünyadan tanınmış müzisyenlerin katıldığı klasik müzik konserlerinden, dans ve tiyatro gösterilerine, fotoğraf ve resim sergilerine kadar akla gelebilecek her çeşit kültürel etkinlik, öğrencilerden bir adım ötede onların katılımını bekler. Bireysel yaratıcılığın gelişimine katkıda bulunan bu daimi kültür ortamı, öğrencilere hem mesleki hem de gündelik hayatlarında işe yarayacak ve bir ömür boyunca onları terk etmeyecek vasıflar kazandırmaktadır. Öğrencilerin sinema salonunda her gün film izleyebildiği ve 6000'in üzerinde filmden oluşan zengin arşivinden faydalandığı Mithat Alan Film Merkezi, kampüsün en canlı alanlarından birini oluşturmaktadır. Dünya sinemasının seçkin örneklerinden oluşan gösterimlere ve önemli isimlerin katıldığı panellere ev sahipliği yapan Mithat Alan Film Merkezi, öğrencilerin sinemanın akla gelen hemen her yönüyle ilgilenebilmesini sağlamakla birlikte, Türkiye'nin en kaliteli sinema yayınlarından biri olan Altyazı'yı da bünyesinde barındırmaktadır. Sanırım Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olmanın en güzel ve güçlü taraflarından bir tanesi sosyal ve kültürel faaliyetlere verilen önem. Özellikle ben öğrenciyken okul bünyesinde açılan sinema dersleri, bu derslerle beraber Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi'nin altyapısı ve sağladığı diğer imkanlar benim için ve benim gibi sinemayla uğraşmak isteyen tüm arkadaşlarım için çok teşvik edici oldu. Üniversite içerisindeki kültürel faaliyetlerin büyük bir bölümü tamamen öğrenci inisiyatifiyle yürütülen kulüpler tarafından gerçekleştirilmektedir. Her türlü fikre ve ilgi alanına uygun aktivitelerin bulunduğu kulüp faaliyetleri, Boğaziçi'nin 4 mevsim boyunca canlı bir sosyal merkez olmasında önemli bir paya sahiptir. 40'a yakın öğrenci kulübüyle öğrenciler hem boş zamanlarını keyifle geçirebilir, hem sosyal yönden kendilerini geliştirebilir, hem de meslek yaşamlarına ilişkin ilk adımları atabilirler. Boğaziçi'nde öğrenci kulüpleri demek, bütün öğrencilerin faydalanabileceği, arkadaşlıklarını geliştirebileceği ve pek çok şey öğrendiği yer. Derslerin dışında size başka bir şey öğretiyor, farklı bir birey olmayı öğretiyor. Sanatsal ya da farklı anlamda birçok katkı sağlayan kulüpler olduğu gibi kariyerinize yön verebilecek, kariyerinize gelişiminizi sağlayabilecek aktiviteler düzenleyen kulüpler de var. Firmalar sadece eğitim anlamında, sadece öğretim anlamındaki başarıyla ya da
akademik notla yetinmiyorlar. Öğrencilerin sosyal anlamda kendilerini ne kadar geliştirebilmiş oldukları da çok yakından ilgileniyorlar. Rekabette farkı yaratan kurumlar değil, kurumlarda çalışanlar. Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının bugüne kadar yarattıkları farkı gördükten sonra gelecekteki Boğaziçi mezunlarına destek olmamak elbette evde değil. Hele bir mezun olarak bunu çok önemli bir görev addediyorum. Sevgili öğrenciler, Boğaziçi'li olmak yaşam boyu sürecek gerçek bir ayrıcalıktır. Ben sizlerin de önümüzdeki üniversite sınavında bu ayrıcalığı yakalamanızı sağlayacak başarıya erişmenizi içtenlikle temenni ediyor. Hepinize Boğaziçi'nde görüşmek üzere diyorum.